çingenlerimiz kustum. Başka bir şey yok ya. Büyüklerimizden kalma, atalarımızdan kalma. Biz de seve seve bahar bayramı bu içeriklerimizi kutluyoruz. İdrealize bir hafta varken önce basmalarımızı kestiriyoruz. Terziyi bırakıyoruz, üstümüze göre etek diktiriyoruz. Yeni yeni penyeler alıyoruz, yeni terlikler alıyoruz. Ayağındaki etekler hepsi yenidir, penyeleri yenidir. Kesinlikle eski giyinmez yani, bizim kuralımız, adetimiz bu. Ben bunu kendi kodana göremiyorum. İşte burada kendinin görüyorsun kendi gözünden, çingenleri akir görüyorlar. Alman'da Yahudilerin şeyi vardı, kampı, aynı o vaziyetimizi görüyorlar. Çok güzel. Adam ot kesiyor, gidiyor oradan çöpler topluyor, pilav için koyuyor. İnsanları akir görüyor. Bir de benim yediğim pilavı kendisi yesin bakayım benden beraber bir. Kendisi gelsin, alsın ailesinin, çoluk çocuğunun benden bir yesin pilavı. Ne yemiyor? Çünkü yemez. Pilavları yedik, mahalleye gideceğiz, şimdi oynayacağız, sabah kadar oturacağız. Sabahleyin yine buraya geleceğiz. Güzel bir şey yani. Bekleyin zaten Adem. Kakaomuş bu, bayrammış, seranmış. Hayır efendim, aç karnı oynanmayın. Versin bize iş, gidelim işimize gelelim. Nasıl sabah 8'de akşam 5'te aynı işimizi göreceğiz. Ama bizim karnımız aç kakava. Tut davulları gidelim saraya oynama. Takalım kırmızı krepleri, yakalım ateşleri, dolduralım pilafları, ayranları yiy. Olacak iş değil o be, boş ver be. Biz Asiris. İngiliz'den gelir roman aliyetimiz bizim. İngiliz'e dayanayım. Siz sormuştunuz ben neyim de. Ben Bülent Ersoy'um. Deliyatlıyım nedir bizim mahallede. Yani. Bakın yani. Onun şeyine tam bir Bülent Hanım. Bülent Hanım. Orada da Bülent. Daha elmazlarımı takmadım, mücevherlerimi takmadım. Çalmasınlar diye, suya atmasınlar diye dedim. Taksaydım zaman. Bizim evimizde huzurumuz, mutluluğumuz çoktur. Roman halkıyız ama bizim evimiz bambaşka bir evdir. Huzurumuz, mutluluğumuz evin içinden yani hiç eksik olmaz. Babamı, annemi çok seviyorum. Beni okutmadılar ama gene de onları seviyorum yani. Yengem, babam ve annem. Anneleri babalar istemiyor ama kızlar kaçıyor gidiyor. Bu sefer mecbur kalıyor onları vermeye. Bir kere başlık parası kalksın. Ne bu? İnsanlar kızlarını 5 milyara satıyorlar. Olmaz ki yani. Tabii ki ben kızımı 5 milyara satacağım. Çünkü ama neden? Ayı olmadan da vermem. Neden ama? Çok bet kızlar 5 milyara gidiyor. Başım. Kara kızlar 5 milyara gidiyor. Evet. Maymun gibi kızlar 5 milyara gidiyor. Başım. Benim Bahar güzel kızıma, Sibel Can gibi kızıma nasıl ben istemeyim 5 milyar? Hayır, ben 5 karşıyım, başlık parası kalkması lazım. Biraz delikanlı çocuklar, askerden gelme çocuklar evlenemiyorlar yani 25-26 yaşlarında. Yok, açlar, bir odada yaşıyorlar. Nereden bulacaklar o 5 milyarı da yuva açacaklar yani. Ben karşıyım. Bir kere romanların en kötü huyu şu kızlarını inek gibi satmalarıdır bence. Ben evlenince de böyle mutlu bir evlilik istiyorum. Babamla annemin olduğu gibi.
40 senedir yani kavgaları, gürültüleri yoklar. Ama evlenince bizim burada böyle olmuyor. Dayak, iziyet, çile, parasızlık. Ne ararsan var yani. Ben evlenince babam gibi kendime bir eş istiyorum. Babam gibi olacak. Onun için yani bizim burada yok yani, bulamazsın. Evlenince yoksulluk, parasızlık, bir oda içinde oturmak. Ne ararsan var yani burada. Bizim kadınlarımızı o kadar çok ezdiler ki Roman halkı olarak yani. Kadınlarımıza hiç sahip çıkmıyorlar. Sen bu gelinliğin için giydin bugün, anlat bakayım. Bu gelinliği çok merakım var çünkü ondan giydim. Evlenmek mi evlenmek istiyorum. Ben bu sene neden giymediğimi anlatayım o zaman. Tamam. İki senedir arda arda giyiyorum. Bu sene her şeyi bırakmak istedim. Neden? Çünkü sevgilim öyle istedi. Benim sevgilim de böyle görürse benim kemiklerimi kıracak şimdi. Aman o asker canım, nereden görecek seni, boşver. Benimki geldi ama ya izinde. Görürse beni vallahi kemiklerimi kırır. Neden bizim burada hep dayaklar var başrolde? Neden hiç kadınlara anlayışla karşılamıyorlar? Vallahi bana sevgilim çok dayak atıyor ama neden acaba? Neden ama? İlgilenmiyorlar çünkü kadınlarla, değil mi Avşar? İnşallah seneye kendi gelinliğini giyersin. İnşallah sevgilim Kütahya'dan geldikten sonra evlenirim. İnşallah, amin. Şimdi ben de kendimi hazırlayayım artık. Kızlar hazırlanır mısınız? Hazırlanıyoruz. Evet, sen hazırlanmadın mı? Aha, ben böyle çıkacağım. Neden çemberini almadın İmre? Gelin olmayacağım ben. Neden olmuyorsun bu sene? Saçımı da dur toplayayım bari biraz. Evlenip de ne yapacaksın Avşar? Dur saçım. Ciddi söyleyeyim bak, evlenip de ne yapacaksın Avşar? Evet, anlat İmren evlenenlerin yani, halini. Ver bana. Kocan duyacak seni, dilenmeye gideceksin. Bakmayacak. 4-5 tane kıza yapıp oturacaksın. Öyle evlilik olur mu Avşar? Hiç olmaz. Ha? Ben seviyorum, çok katlanacağım hepsini. Hiç ben 2 senedir arda arda giyiyorum. Artık giymek istemedim. Bu sene de arkadaşımı giydirdim. İnşallah çünkü ben benim giyerim. Sevgilimle niyetim çok ciddi. Seneye inşallah seneye evleneceğim. Seneye de ben inşallah evlenirim. İnşallah ben seneye de arkadaşım evlenir. Babam ailesine çok düşkün bir insandır. Bizi kesinlikle aç bırakmaz, yoksul bırakmaz yani. Nereden nereden bulur getirir. Karnımızı doyuruyoruz. Böyle de böyle de doyuruyoruz derim. Ama eğitim, eğitim bizim için çok önemli. Bugün şu mahallede ilkokul 5 yaş sonra okuyan insan yok. Neden yok? Büyük otoriteler mesela 25-30 yaşında bir baba, İşi gücü olduğu zaman onun çocuğu da sağlıklı yetişir. Heh. Okul hayatı da olur. Yani eğitimi de olur. Her şey olur ama bu adam işi gücü yok. Eğitim nasıl yaptıracak o çocuğa? 14-15 yaşındaki zanlar bir tane çoluğu çocuğu oluyor. O yaşta daha çocuk onlar yani ama bizim buranın adeti öyle yani. 14 yaşında dedine kaçıp gidiyorlar. Hatta gelinliği giyip saat 5 sıraları sabah namazı açılmadan suya çıkar. Orada dilek dilerler. Seneye buraya evli gelsinler diye. Bu ücretlerle evli gelebilmeleri için. Çoğu da olur yani. Birisi 14-15 yaşında işte düğünler oluyor falan filan. Bunlar nişandır. Bunlar 2 sene nişanlı kalırlar. Yaşlar dolunca evlendirirler. Bu belirtili bir şeydir ya. Ama zorla öyle kesinlikle olmaz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Tabii canım, ben birisiyle sevmiş, 15 yaşında girdi kız çocuğu. Severek sevdiği kişiyi kaçmıştır. Sonra... Kaçınca da ne oluyor? Bizler de büyükler olarak ayırmak istemiyoruz. Eşim evleneceğim kişi sigortalı olması lazım. Benim babam çünkü kendisi sigortalı. Sigortalı olmasını istiyorum çünkü ileride bana bir gelecek yani. Geleceğim olacak. Bizim buradaki çocuklar çok yaramaz. Hepsi kızların üstlerinde aldatıyorlar.
O kızla çıkıyorlar, o kızla çıkıyorlar. Hiç sevdiklerine değer vermiyorlar. Aynen. Bir yerde çiçek toplama. Anne, bağırma. Kendi kızını bizim bu geleneğimiz, geldik dalımızı kırdık. Şimdi eve gidip kapımızı asacağız. Her sene aynı şeyi yapıyoruz. Bu sene de aynı şeyi yapacağız. Öldüreceğim bir tanesine başına. Bunlar ne yapacak bunları? Ne paşalık vermiş, tutmuş baştan babasını öldürmüş. Koymuşlar önüne kalem, defter, yiyecek. Paşa gitmiş yiyeceğe biz dolduk çingene. Sonra ne yapmış? Babasını kesmiş. Babasını da kesmiş, yuh olsun. Sonra. Bizim adımız da çingene olmuş. Çingene kalmış. Çingene deme, hakaret etme. Romanız biz, hakiki roman. Vallahi tamam artık, kapatın tamam. Mahalleye geldik. Çeksinler be ya, ne olacak, görsünler mahallenin rezilliğini. Ne halde yaşayız? Başbakan görsün bizi, kurtarsın şuradan. Biz böyle suskun insanlarız. Çingen olarak veya roman olarak artık nasıl adlandırıyorsalar. Esmer vatandaşsın, ikinci sıradasın. Evet. Bu bir gerçek yani. Ha, bizi nasıl görüyorlar? Hani bir kişi yapar, bin kişi cezasını çeker. Misali. De... Devlet bizi ne zaman arıyor? Biz 20 yaşında olduğumuz zaman devlet gel bakalım diyor buraya. Askere. Devlet bize nasıl misali çıksın? 20 yaşında nasıl bizi arıyorsa, 20 yaşından sonra da arasın bizi. Desin ki gelin, bir iş imkanı, hani çalışın. Bir fabrika olabilir. Ne bileyim, özel sektör olabilir, tekstil olabilir. Şimdi, biz de istiyoruz bizim ayrıntılı bir işimiz olsun. Hidrolizimiz bitti, çok güzel geçti. Bu şimdi son görevimiz, kapıyı asıyoruz. Adetimiz bizim bu. Alırım ceketimi, giderim bana. Güle güle. Dileğimizi de diledik. İnşallah bundan sonra kadınlarımız daha çok ön plana çıkar. Ezilme olmaz kadınlara karşı. Benim gerçek dileğim esas evlenme, güzel bir yuva kurmak. Bitti. Güle güle.